Çalışan deneyimi yani employee experience dediğimiz konunun çalışana veya potansiyel çalışana sadece bir ofiste veya fabrikada iş sağlamaktan ibaret olmadığını özellikle pandemi döneminde derinlemesine öğrendik. Bugün çok iyi biliyoruz ki kuruma yeteneği çekmek bir konuyken çektiğimiz yeteneği elde tutmak ayrı bir konu. Yetenekler işe alınmak için şirketleri ikna etmeye çalışmıyor artık. Dünya değişti ve yetenekler şirketlerin onları ikna etmesi için bekliyorlar. Ki bu ikna sürecinde sadece maaş veya yan haklar ya da kariyer fırsatları tek başına yeterli değil. Aynı zamanda nasıl bir kurum kültürü vaat ediyorsunuz, bu da çok önemli. Kinsel Türk ekibinden Seçkin Karataş ben. Bugün çalışan deneyimini ele alacağımız çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımız Ak Enerji grubundan Duygu Erzurumlu Cengiz ve Gitti Gidiyor'dan Murat Yüksel. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar. Merhabalar. Merhaba herkese. Açılışta da bahsettiğim üzere bugün konumuz çalışan deneyimi. Murat Bey, dilerseniz sizle söze başlayalım. Gitti gidiyor için çalışan deneyimi nedir? Çalışan yolculuk haritasında sizler için geri bildirim kültürünün çok değerli olduğunu biliyoruz. Peki teknoloji şirketi olarak ne gibi uygulamalarınız bulunmakta? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, teşekkürler tekrardan. Şöyle başlayayım isterseniz. Uzun yıllar süren verimlilik ve seri üretim anlayışının teknolojinin hızla artmasıyla, ilerlemesiyle ve yeni jenerasyonların aslında iş hayatına katılmasıyla, ihtiyaç ve davranışların değişmesiyle değişim ekonomisine kaymasının dünyanın müşteri deneyimi, kullanıcı deneyimi gibi unsurların ön plana çıkmasıyla aslında belki bu döngünün bir parçası olan çalışan deneyimi de son zamanlarda ön planda. Her şirketin çalışan deneyiminden anladığı farklı, bunu biliyoruz. Ben size biz gitti gidiyor olarak ne anlıyoruz, neler yapıyoruz, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında bahsettiğiniz gibi 360 derece employee candidate and employee journey ile başlayan bir süreç, içinde teknolojinin kullanıldığı bir süreç, çoğulcu demokrasi ve katılımın olduğu bir süreç, yine söylediğiniz gibi sürekli ve instant geri bildirimin olduğu bir süreç ve aslında bunların hepsini çerçeveleyen insana güvenin olduğu toplu bir kapsamlı bir süreç. Buna sırasıyla bakmak gerekirse aslında bir çalışanın merhaba dediğinden hoşça kal dediğine kadar olan tüm süreci aslında biz dizayn ederek başladık gitti gidiyor da. Bunun en küçük ayrıntılarını hesaplayarak, işte vaka çalışmaları yaparak, anket çalışmaları yaparak, fokus gruplar kurarak, birebir mülakatlar yaparak bütün o süreci tanımladık. Ve bu bir yaşayan süreç. Yani yaptık bitti olmuyor. Sürekli de geliştirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda tabii ki bir eBay şirketi olmanın avantajlarını da yaşayarak teknoloji altyapısını iyi kullanıyoruz. Özellikle çalışanlarımıza self-service hizmetlerini vererek aslında uygulamaları kendilerinin deneyimlemelerini sağlıyoruz. Ve bunları da sürekli geliştiriyoruz. Yani biz bir internet şirketiyiz, e-ticaret şirketiyiz. Bunun da tabii ki kasını çok kullanıyoruz. Buradaki kullanıcıya sunduğumuz her hizmeti aslında biz de çalışanımıza sunma yetkinliğine sahibiz. Bence bu sürecin, bu döngünün en önemli kısmı çoğulcu demokrasi ve katılımcılık. Biz çok uzun süre önce tepeden prosedürleri, politikaları indirme sürecinden vazgeçtik. Bütün politikalarımızı, prosedürlerimizi çalışanlarla beraber hazırlıyoruz. Bunlardan en büyük unsurlardan biri çalışan meclisimiz var. Her bir departmanın temsilcisini seçtiği, böyle gerçekten demokratik unsurlarla sandıklar kurularak her yıl seçildiği ve o meclisin oluştuğu, o meclisin de periyodik olarak buluşup bütün politika ve prosedürlere beraber dizayn ettiğimiz bir süreç. Aynı zamanda da çalışan gruplarımız var. Özellikle toplumda dezavantajlı diyebileceğimiz gruplara hizmet eden, destek olan gruplarımız var. Bütün bu süreçleri beraber dizayn ediyoruz. Geri bildirim dediğiniz gibi önemli çalışan deneyiminde. Çünkü artık eskiden yılda bir veya iki kere yapılan çalışan memnuniyet anketleri biraz daha eskidi. Daha artık anlık, daha
samimi geri bildirim tool'larını da çok sıklıkla kullanıyoruz. Bunlara iki tane örnek vereyim aslında çalışan deneyimiyle ilgili. İki tane örnek verebilirim. Bir tanesi geçen yıl çıkardığımız ebeveyn manifestosu. Yani bunun sadece süre arttırımıyla, annelik ve babalık sürelerin arttırımıyla o çözülemeyeceğini bu problemi görerek biz yine vaka çalışması, yeni ebeveyn olmuş, ebeveyn olmayı planlayan içeride ve dışarıda tüm çalışanlarla böyle bir çalışma grubu oluşturarak aslında böyle bir çalışma yaptık. Ve fark ettik ki en önemli şey süre değil, süreden ziyade psikolojik olarak işini döndükten sonra kaybetme korkusu veya aynı pozisyonu bulamam korkusu gibi veya çocuğuma nasıl bakacağım korkular. Biz bunlarla bir çalışma yaptık ve bir manifesto yayınladık. Bu çok bence güzel bir çalışan deneyim hikayesi. İlgilenenler mutlaka gitti gidiyorum sayfasından bakabilir, görebilir detayları. Bir de evden çalışmaya geçtikten sonraki açıkçası yine daha detaylı anlatırım. Yardım konusunu yine çalışanlarla deneyimleyerek kendi bir yani üstten yukarıdan aşağı gelen bir süreçte değil, yine çalışanlarla beraber dizayn ederek, karar vererek yaptığımız bir süreç oldu. Bundan da daha sonra bahsederim. Çok teşekkürler. Kesinlikle bu konunun aşağıdan yukarıya gelmesi, yani çalışanların buraya değer katması çok değerli söylediğiniz gibi. Peki, günümüzde yeteneği elde tutmak çok zor dedik. Dolayısıyla çalışan deneyimi daha dediğiniz gibi potansiyel adayken yaşanmaya başlıyor. Burada da karşımıza aslında bir nevi Murat Bey işveren markası çıkıyor. Peki Duygu Hanım sizlere dönecek olursak gelin biraz da Akanerji'den bahsedelim. Burada Akanerji'de ne gibi çalışmalar var? Ne gibi uygulamalar gerçekleştirdiniz? Hatta belki bu uygulamaların sonuçlarından da biraz bahsedebilirseniz çok daha faydalı olacaktır. Evet, seve seve. İlk önce herkese tekrar merhaba diyorum. İşveren markası olarak aslında her şirketin bir işveren markası var. Ha bunu yayınlamış olsa da olmasa da dışarıdan birisi burası nasıl bir şirket dediğinde aslında hepimizin aklında bazı algılar oluşuyor. İşte biz Akenerji'de 1,5 yıl önce bu yolculuğa çıktık. Akenerji'yi nasıl bir şirket olarak tanımlayacağız? Hem potansiyel adaylarımıza hem içerideki arkadaşlarımıza bunu belirledik. Ama bunu belirlerken Murat Bey'e tamamıyla katılıyorum. İnsan kaynaklarının tek başına yapabileceği, yönetimin tek başına yapabileceği bir şey kesinlikle değil. Biz strateji çalıştayı yaptık ve EVP'mizi nasıl yaratacağız, biz nasıl bir şirketiz ve bunu nasıl anlatacağız, hep birlikte oluşturacağız. Bunu bayağı ayrıntılı bir şekilde çalışarak oluşturduk. Bundan sonra aldığınız datayı da yorumlamak ve yerine getirmek önemli. Burada bence hani meslektaş olarak konuştuğumuz için HR zirvesi, İnsan kaynaklarını çok yoğun bir mesai bekliyor iş EVP yaratmada. Burada hakikaten şanslıyım, güçlü bir takımınızın olması gerekiyor. Evet, kendini adamış bir takımınızın olması gerekiyor. Bir de iyi bir ortağınızın olması gerekiyor. Çünkü biz İK'cıyız. Yanımızda bir de bu işlerden anlayan, iletişimi doğru yapabilecek bir ortak da olunca gerçekten iyi şeyler yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Yarattığımız markada enerjinde fark yarat. Şimdi Akenerji'den kısaca bahsetmek gerekirse Akenerji enerji üretimi ve ticareti yapan Türkiye genelinde santralleri olan büyük bir firma. Ve sektörün en eskilerinden özel olarak yaklaşık 31 yaşında ilk özellerden ve çok gurur duyarak söylediğim bir başka şey de var. Genel merkez çalışanlarının yaklaşık %50'si kadın. Yönetim ekibinin de %40'ı kadın. Hani enerji sektöründe böyle fare ve oranlar bunlar. Şimdi böyle bir şirkete neler yapabiliriz diye planladık. Ve enerjinin de fark yaratı çevresinde tüm insan kaynakları süreçlerini tek tek ele aldık. Ve almaya da devam ediyoruz. Bu uzun bir yolculuk. Biz daha bunun yeni 1,5 yılındayız. İlk etapta işe alımla başladık tabii. İşe alımda neler yaptık? Bir staj programımızı baştan aşağı inşa ettik ve gelen her arkadaşa çok ayrıntılı bir oryantasyon. İstanbul'da başlasalar bile hangi bölüme başlarlarsa mutlaka santrallerimize götürüp santralleri görme imkanı sağladık ve enerji sektörünü öğretmeye başladık. İki, işte bu 31 yıllık geçmişimizle bir üniversitede YÖK'e kayıtlı ders haline geldik. Ve düzenli bayağı yoğun talep gören bir ders oldu ve buradan da çok fazla genç yetenek kazanmaya başladık. Hedef belirlediğimiz üniversitelerde çok yakın ilişkilerle kulüplerle çalışmaya başladık.
Buradan çok genç yetenek gelmeye başladı ve CEO ile bir gün programına katıldık. Burada da yine genç yeteneklerle proje yapma imkanımız sağlandık. Burası, bu işe alım sadece dışarıya yönelik değil. Şimdi ders dedim, derse bizim arkadaşlarımız gidiyor, ders veriyor. Her yaptığımız sürece içeride nasıl etkisi olacak, dışarıdan yeteneklere nasıl katkısı olacak, hep bu gözle bakmaya çalışıyoruz. Evet, dışarıdan yetenek seçeceğiz ama içerideki arkadaşlarımızı o sırada nasıl geliştireceğiz? Şimdi onlar da aslında birer lecturer oldular ve ders veriyorlar. Onlar da bu kendinde kendilerini geliştirmiş oldu. Eğitime geldiğimizde yine enerjini fark ederek her şeyi EVP'ye, yani işveren markamıza, işveren değer önermemize bağlayarak götürüyoruz. Ak Enerji liderlik modelini yarattık. Ve bunu en uzman seviyesinden başlayarak en üst seviyeye kadar kademeli eğitimler geliştirdik. Bu alanda da her çalışanımız kendi masasının lideridir diyerek bu konuda ayrıntılı eğitimler vermeye başladık. Ama bu sadece eğitimle olmaz, iş süreçlerinizi de aslında bunu uyarlamanız lazım. Eğer diyorsanız ki enerjine fark yaratacaksın, kendi masasının lideri olacaksın, o zaman işte o yetki sorumluluğu da biraz dağıtmak gerekiyor. Şu anda da bayağı yoğun şekilde buna çalışıyoruz açıkçası. Takım ruhunu geliştirmek için farklı aktiviteler yaptık. Biraz iletişimi geliştirmemiz gerekiyordu. Onunla ilgili de işte yelken eğitimidir, başka eğitimlerdir. Hep birlikte böyle nasıl biz bir takımız, daha iyi nasıl yapabiliriz, hep onun üzerine gidiyoruz. Bilgilendirme toplantılarını çok sıklaştırdık içeride. İş sonuçlarımız nereye gidiyor? Ama iyi ama kötü, her şeyi paylaşarak bir arada yürüttüğümüz bu gemi hep birlikte gidiyor. Onu hissettirmek bence işte EVP'de en önemli konu. Bir de çalışanları bir araya getirecek ne olabilir? Bunu düşünüp kendi aramıza dedik, iyilik birleştirir. Bununla ilgili olarak sosyal sorumluluk projelerine girdik. Bunları seçerken de arkadaşlarımız seçti. Yani hangi alana gideceğiz? Bütçelerimiz belli, yapabileceğimiz eğitim belirledik. Eğitim avantajını biraz daha geri dönüşen arkadaşlarımıza, burada isimlerini de sayacağım. Çocuk Eğitim Derneği kurucu ve Darüşşafaka ile çok yakın çalışıyoruz. Çalışanlarımız çalışıyor aslında. Yeni birlikte projeler yapıyoruz. Aslında hep birlikte şirket olarak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Burada bununla birlikte de hem iş sonuçlarımızda hem de bağlılık oranında artışımızı çok net görmeye başladık. Tabii daha yolun çok başındayız. Ama hani sonuç paylaşmamı istemiştiniz Seçkin Bey. İlk etapta işte bu işe alımla ilgili yaptığımız çalışmalar, bence bunların hepsi bir bütün ama 1,5 yıl önce bu çalışmalara başlamadan önce çıktığımız bir ilanımız, aynı ilan 900 başvuru almışız. Aynı ilanımız şu anda LinkedIn'de ve yani mecralarda dönüyor. 7000 başvuru aldı. 1,5 yılda. 900'den 7000'e çıktı. Ve hedeflediğimiz kitleden çok fazla başvuru aldık. Bu demek ki aslında yaptığın çalışma bir şekilde dışarıda görülüyor. Yani bu konulara eğililmesi gerektiğini düşünüyorum HR olarak. Bunun yanında işe baktığımızda da turnover oranımızda da ciddi bir düşüş görüyoruz. Neredeyse yaklaşık %50'ye yakın bir düşüş görüyoruz. Turnover oranımızda ve iş sonuçlarıma her şeyden önce burası bir şirket, iş sonuçlarına yansıması gerekiyor. Son 2 yıldır iş sonuçları da Ak Enerji'nin scorecard'ı açık ara iyi gidiyor diyebiliriz. Böyle kısaca özetlemek isterim. Çok çok teşekkürler Duygu. Gerçekten çok çok güzel örnekler. Başarının bu şekilde ölçülebilmesi ve bunun görülmesi de gerçekten çok değerli. Mutlaka ölçmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Günümüzde batılı yapılara baktığımızda duran varlıklar %20 iken ki bunlara teçhizat, bina gibi değerler giriyor. %80'i soyut varlıklardan geliyor. Bunlar da aslında marka değeri, know-how gibi unsurlar. Ancak buradaki kritik nokta bu marka değerini yöneten, yani know-how'a sahip olan insanlar, yani çalışanlar. Dolayısıyla insan da somut varlık gibi görülse de tecrübe, bilgi birikimi, yetkinlik, motivasyon gibi kavramlarla aslında soyut bir kavrama dönüşüyor. Pandemi süreciyle birlikte iş hayatında yeni bir döneme girdik hepimiz. Çok iyi yaşıyoruz bunu ve bugüne kadar öngörülemeyen bir deneyim yaşamaya başladık hep birlikte. Kinsentrik olarak çok iyi biliyoruz ki sağlığın öneminin artması, dolayısıyla insanın öneminin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla kurumlardaki insan kaynaklarının hem işleyişi hem de algısı değişti böylece. Dolayısıyla bu değişim aslında insan kaynaklarının önümüzdeki dönemde iş gücü danışmanı olarak konumlanacağını gösteriyor bizlere. Murat Bey, şimdi tekrardan sizlere dönecek olursak, bundan sonra İK'nın dönüşümü sizce ne olacak? İş dünyası neler bekliyor özellikle insan kaynakları ile ilgili?
Burada bununla birlikte gitti gidiyor da bu değişim sürecinde pandemide neler yaptınız? Biraz onlardan bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim. Tabii isterseniz pandemiyle başlayalım. Biz aslında bu durumu biraz önceden öngördük, öngörebildik. Ve Ocak, Şubat gibi bütün teknik altyapımızı, teknolojik olarak altyapımızı hazır hale getirmiştik. Biz zaten bu kası az da olsa kuvvetli bir şirkettik. Yani daha önceki yani kar yağışında veya başka bir toplumsal olayda hadi bugün ofisi kapatıyoruz, herkes evden çalışıyor diyebilecek bir şirkettik. Tabii bu kadar uzun süre evden çalışma hiçbir kimsenin tahmin edeceği bir şey değildi. O yüzden hazırlıklarımızı yaptık ve Mart ayı başında belki Türkiye'nin ilk evden çalışmaya başlayan şirketi olduk. Bunun için arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza gerekli teknoloji yardımı yaptıktan sonra bu konuyu dört başlıkta ele aldık. Yani fiziksel, mental, finansal ve sosyal olarak. Fiziksel olarak bütün bu ofis malzemelerini almalarına izin vermemiz ofisten, koltuk sandalyesinden monitörüne kadar. Daha sonra bu işin sadece bir dakika çalışma masa sandalye olmadığını düşünerek evde özellikle de full karantina dönemlerinde hareketsiz kalmalarını düşünerek onlara spor yardımlarını da tamamladık. Bir spor app'i uyguladık, uygulamayı verdik ve spor aleti almaları için destek olduk. Aynı zamanda online diyetisyen uygulamamızı başlattık. Hatırlayın o dönemlerde maske bulma zorluğu çektik. Biz bütün arkadaşlarımıza maske, dezenfektan, bütün ihtiyacı olan her şeyi zaten evlerine yollamış olduk. Mental olarak da baktığınız zaman bu sadece fiziksel değil, mental de etkiledi hepimizi. Farklı farklı etkiledi. Çalışan destek programımızı yani ücretsiz psikolog uygulamamızı uzattık. Bunu da teşvik ettik çalışanlarımıza. Pedagog uygulamamızı getirdik aynı zamanda. Çünkü çocuklu ailelerin evde çalışması daha zor, bekarların daha zor. Aynı zamanda yine anksiyete gibi, uykusuzluk gibi problemleri çözmek için özel yine çalışmalar yaptık. Psikologlarla çalıştık ve Meditopia ile çalışıyoruz. Şu an çok da memnunuz. Finansal olarak biraz önce bahsettiğim gibi herkesin evden çalışma şeyi farklı, bazısı internetten şikayet ediyor, bazısı farklı şeylerden. Yine biz bunu çalışanlarımıza sorduk, çalışan meclisiyle karar vererek bir şeye sadece kanalize olmadan bütün arkadaşlar, bütün çalışanlarımıza bir evden çalışma desteği altında bir nakit ödeme yaptık. Aynı zamanda hiçbir çalışanımızı kısa çalışma sistemine veya ücretsizliğine koymadık. Sosyal olarak aslında çok da önemli. Bence şu an yani bu response kısmını geçtikten sonra recovery ve new normal kısmında sosyal kısım çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar idare ettik fakat artık bir dakika bu bitmiyormuş da dönüyoruz. O nedenle de iletişime katılıyorum. Çok açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Duygu Hanım dediği gibi biz de genel müdürün her ay departmanlarla yaptığı özel yani ne yapıyorsun, nasılsın toplantıları, dam tutunda toplu yarışmalardan bazen para bulursak bir celebrity ile bir stand-up şovu gibi etkinlikler yapıyoruz. Çalışan gruplarımız kendi ilgi alanlarına göre etkinlikler yapıyorlar. Geçen gün çok ilginç bir etkinlik yapıldı. Neydi? Evde nasıl doğaya saygılı deterjan yapılır diye, temizlik malzemeleri yapılır diye bir etkinlik yaptılar. Hoştu. Biz de yine dokunmak iyileştirir diye düşünerek Gülmek İyileştirir Derneği ile çocuklara kitap okuyoruz. Çocuklara kukla atölyesi yapıyoruz. Bunların da çalışanlarımıza iyi geldiğini düşünüyoruz. Hiçbirini kaçırmayın diye özellikle tembih ediyoruz. Biraz İK'nın da geleceğinden bahsedersek, şimdi ona da çok çok hoşuma gidiyor aslında. Yani bir tarafı tabii ki korkunç bir durum ama bir tarafı da insan kaynaklarının popülaritesinin artması konusunda da İK'cılara böyle gözleri kalp kalp oluyor. Tamam artık yıllardır stratejik partner olarak masada oturmaya çalışırken şimdi her şeyi bize soruyorlar şekline geldik. Ben insan kaynaklarının ve işin şöyle geçeceğini düşünüyorum. Bir kere en başta Aralık 2019'da Ocak 2020'nin ya da Mart 2020'nin en büyük farkı ön yargılar kalktı.
tamamıyla cinin şişeden çıktığı, ön yargıların kalktığı, uzaktan çalışmanın var olabileceği, dijitalleşmenin gerekliliği gibi kavramların artık çok sıkça konuşulacağı ve yani göz ardı edilmeyeceği bir döneme geçtiğimizi düşünüyorum. Daha agile, daha dijital bir dönem, iş tanımlarının esneyeceği, job crafting denilen çeşitliliğin arttırılacağı, kritik rol ve kritik yeteneğin ayrılacağı. Kim bilirdi ki bir kuryenin bir şirket için çok en kritik rollerden biri olacağı, bir motokuryenin. O nedenle yetenekle kritik rollerin iyice ayrılacağı bir döneme geçiyoruz. En önemli özelliklerden de biri karizmatik liderlik dedik, inovatif liderlik dedik. Artık şefkatli liderliğe doğru gidiyoruz. Şefkatli liderlerin var olduğu bir dünyada olacağız. Nasılsının çok önemli bir soru olduğu bir döneme gidiyoruz. Mobilitenin aslında artık coğrafyaların farklı coğrafyalarda olmak değil, sadece farklı Zoom ekranında olmak olan bir döneme doğru gidiyoruz. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, yeni Z jenerasyonu ile altın yakalıların geldiği, dijitalin artık sadece konferanslarda konuşulmadığı, hayatımızın, günlük hayatımızın içinde olduğu bir döneme doğru gidiyoruz diyorum. Çok çok teşekkürler, çok güzel özetlediniz gerçekten. O zaman son birkaç cümlede Duygu Hanım, peki size döndüğümüzde bu dönüşümde yaşanılan konulardan bir tanesi de aslında biliyoruz ki Murat Bey de biraz değindi. Bu kurum içi aktivitelerin başka bir boyuta taşınması. Yani bunlar ne olabilir? İşte sizlerin içeride yaptığınız bütün değişimlerden, eğitimlerden, şunlardan, bunlardan tutun. Peki sizde pandemi dönemiyle ilgili ne gibi aksiyonlar aldınız? Biraz da onlardan bahsedebilirsek çok sevinirim. Tabii Seçkin Bey. Aslında Murat Bey'le çok benzer. Yani, evet aynı fiziksel. İşte arkadaşlarımızı eve çıkardık. Bizim için hani belki gitti gidiyor daha teknoloji. Biz böyle bayağı enerji. Çoğu da operasyonda görev yapan bir şirketiz. O yüzden bizim için böyle ilk günden eve çıkmak çok büyük bir heyecan ve stresti açıkçası. Ama iyi atlattık diye düşünüyorum sınavı. Genel ofisimizi eve çıktı. Fakat bizim operasyonumuz 24 saat işlemeye devam etti. Aslında işte Türkiye'ye enerji üreten, elektriği üreten, aslında hastanelerin, okulların her şeyin açık olmasını sağlayan o kahramanlar devam ettiler görevlerine. Burada İK olarak o zaman biz iki şeyi dengelemekle görevli olduk. Bir, evden çalışan arkadaşlarımızla sürekli iletişimi sağlamak ve aslında ofisteymişler gibi biz artık yine de beraberiz. Evet, daha farklı çalışıyoruz, maskelerle çalışıyoruz, her şeyi yapıyoruz ama bir aradayız. Aynı zamanda operasyonda görev yapan arkadaşlarımızla sürekli yanlarında olduğumuzu ve desteklediğimizi hissettirmeye çalıştık. İK süreçleri açısından bizim en fazla yaşadığımız şeylerden bir tanesi eğitim de oldu. Size de bahsetmiştim daha önce. Yani ben 20 küsur yıldır İK yapıyorum ve böyle online eğitime nedense biraz daha mesafeli yaklaşılandı. Yani böyle hani yüz yüze yine de bir olsun mutlaka derdik. Bu bana da bir yani diğer bu şekilde düşünenlere de hakikaten online eğitim oluyormuş. Çok da iyi oluyormuşu gösterdi bu süreç bence. Biz de işte bahsettim, bizim için çok önemli bir model. Ak Enerji Liderlik Modeli. Bunu nasıl yapsak? Tabii ki yüz yüze yapacağız falan derken bu durumda online'a taşıdık. Blended learning hayatımıza girdi. Ve çok da iyi gidiyor. Hem online eğitim yapıyoruz hem bir şekilde yüz yüze bir yerlerde buluşturuyoruz. Ama bunun çok iyi gittiğini gördüğümüz ve İK'da artık hani bizler için eğitim organizasyonu ağır bir işti. Hem eğitim firmasını seçersiniz, hem yerini seçersiniz, otelini belirlersiniz falan. Aslında bu bize büyük bir esneklik getirdi. Yani hem maliyetlerimizi yönetme açısından, yani aynı maliyet, aynı bütçeyle çok daha fazla eğitim sağlayabiliyoruz artık çalışanlarımıza. Yeter ki bu online alışalım ve efektif kullanmaya bir şekilde öğrenelim. Yani benim kendi şahsıma da en büyük katkılarından bir tanesi bu oldu. Ha, biz de aynı şekilde psikolojik desteğimize devam ettik. Bir firmayla anlaşmalıyız ve arkadaşlarımız ve aileleri istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Yine diyet desteği. Hepimiz evet o ilk başta bir rehavete kapıldık, evde ekmekler falan. O yüzden direkt diyet desteğine başladık. Ve online spor, bizim de bir uygulamamız var. Arkadaşlarımız online spor yapıyorlar onun eşliğinde. Ama burada şeye çok önem verdim. Hani daha önce de bahsettiğim, biz
özel günlerde birlikte kutlamaya özen gösteriyoruz. Bir arada olalım, bir aile gibi istediğim ya, ak enerjiyi bir arada tutmak için. Bunu online'a taşıdık. İşte 23 Nisan'da çok amatörce ama bir çocuklarımızın videolarını çektik, birlikte yayınladık. Babalar Günü'nde operasyonda görev yapan bütün arkadaşlarımızın çocuklarından dinledik. Onlardan videolar yayınlamaya çalıştık. Gibi gibi böyle bir sürü örnek. Şu ana kadar yaklaşık 90 tane böyle e-mail link yapmışız. Eğitim ve bu tür şeylerle, bir döndüm baktım buraya gelirken sayılarla konuşalım diye. Bayağı yoğun bir iletişim götürdük ve götürmeye de devam edeceğiz. Ha, yine kazandırdığı şeylerden biri enerji sektöründe biz biraz daha zor konuşuruz işte evden çalışmayı. Çünkü bir tarafımız yoğun çalışıyordur ve onu evden çalışmaya götüremeyeceğimiz için bunları biraz daha biz mesafeli mesafeli yaklaşırız. Bu da hayatımıza yeni bir düzen getirdi. Evet, biz de genel merkezimizde artık devamlı olarak ev ofisi uygulamasını geçirdik. Esnek saat uygulamalarını getirdik. Bu pandemi öncesi daha zor konuşulan konulardı bunlar. Şu anda çok rahat konuşulur ve çok doğal tabii ki olacak. Yani bu kadar hızlı ilerlemesi hakikaten şaşırtıcı. Murat Bey'e de katılıyorum. İlk bugün arkadaşlara onu anlatıyordum. Mesleğe başladığımda benim o zamanki direktörüm bana 3 kredi sordu. Ya sen İK'cı olmak istediğine emin misin diye. Yani bak iyi düşün dedi. Kesin kararlısın değil mi diye. Bunu geçen yıllarda da bazen düşündüğüm oldu. Evet, bana bunu sormuştu diye. İşte özellikle işte o stratejik ortak olmak için böyle gerçekten uğraşırken. Bu yıl evet bizim mesleğimize çok şey kattı COVID bence de. Gerçekten hani en küçük bir konuda artık ne dersiniz, nasıl yapalım falan. O stratejik partneri COVID bize getirdi CHRO'lara olarak bence diye düşünüyorum. Ama bunun da kıymetini bilmeliyiz. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Gerçekten bu stratejik partner rolünü nasıl oynayabiliriz? Onu çok iyi oturtmamız gerekiyor. Hem iyi hem de üzerimize biraz daha da sorumluluk geldi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet. Türkiye'de Kisentrik olarak biz 400'e yakın firmayla bu çalışan bağlı ve deneyim araştırmaları yapıyoruz. Gerçekten bugün sizlerden dinlediğimiz şeyler çok değerli. Türkiye ve dünyayı çalışılabilecek daha iyi bir yer haline getirmek için uğraştığınızdan dolayı size teşekkür ederim. Zamanımız kalmadı soru almak gibi sanıyorum. Ama her zaman bizlere, Duygun'u, Murat Bey, çalışan deneyimiyle ilgili neler yapıldığına veya bizlerle ilgili konuşmak isterseniz ulaşabilirsiniz.